Değerli izleyenler, Master Haber TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Master Spor programında bu haftaki konuğumuz eski Fenerbahçe kalecisi Fevzi Laiç var. Fevzi Bey, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Bizi kırmadınız. Hoş bulduk sevgili Umut. İyi yayınlar, hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun Fevzi Bey. Hemen sorularımla başlamak istiyorum aslında ben. Çünkü futbol ikliminde biraz durumlar karışık ve sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz diyebiliriz. İlk sorum şu, son günlerde yaşanan bir hakem problemimiz var. 11 Aralık akşamı yaşanan bir aslında futbol gündemine hem Türkiye'de hem dünyada oturan bir problem var. O da şu, bir hakem saldırısı ve sonrasında da 2 gün önce İstanbulspor Trabzonspor maçında İstanbulspor'un sahadan çekilmesi. İstanbulspor Başkanı'nın kararıyla. Şimdi bu durumlar nasıl bir etki yaratıyor sizce Türkiye'deki futbol ikliminde ve sonu nasıl gelir? TFF'nin bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Şimdi facia tabii ki sevgili Umut. Yani maalesef olmaz dediğimiz bir şey oldu. Bütün dünyaya rezil olmadığımız kalmıştı. Maalesef onu da olduk. Tabii ben 30 yıldır profesyonel futbolun içerisinde bir insan olarak bunları ara ara dönem dönem sürekli yaşadık. Yani kulüplerin, hocaların şikayet ettiği yönetimler, hakemler, federasyonlar, federasyon başkanları sürekli oldu. Ancak bu son dönemde özellikle düne kadar devam eden maalesef artık alt liglerde de çok büyük olayların olduğu bir kaos dönemine girdik. Yani şimdi burada ben önce şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum ki bu federasyon mevcut şu anda Türk futbolunu yönettiğini iddia eden, yönetmeye çalışan futbol federasyonun hiçbir geçerliliği kalmamıştır. Ne Türk futbol kamuoyunun içerisinde ne de dünyanın. Yani böyle şeyler yaşayan bir hafta içerisinde bu kadar büyük facia olaylar yaşayan bir federasyonun, bir yönetimin, federasyonu da geçtim. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bir sivil toplum kuruluşunda bu kadar büyük kaos, kriz olursa bu yönetimlerin durmaması lazım. Dolayısıyla çok uzun zamandır zaten meşruluğu tartışılan, başındaki insanın bir takım ithamlarla sürekli yorulduğu, yıpratıldığı bir federasyonun bugünleri görmesi aslında beklenen bir şeydi. Ancak şu son yaşadığımız olaylar maalesef hakem dövme olayı, onun dışında İstanbulspor Başkanı'nın takımı sahadan çekmesi ki ben orada Ecmel Başkan tamam kendi yağıyla kavrulup bir şeyler yapmaya çalışan bir başkan. Ancak siz bir sivil toplum kuruluşunun başındasınız. O kulübün sahibi olabilirsiniz. Yani o kulübün bütün hisseleri sizde olabilir. Ama siz yani bir takımı sahadan çekerek bütün futbol kamuoyunu dünyaya, Türkiye'ye bunun bir sürü paydaşları var. Şimdi öyle veya böyle resmi olarak maç izlemeye gelen insanlar var, para veren insanlar var, televizyonda para veren insanlar var. Ben tabii o kısmı benim için tartışma konusu ama iddia oynayan insanlar var. Yani ben kendimi oynamadım hayatım boyunca ama bunu da yapan insanlar var. Bu da resmi ve legal olarak Türkiye'de yapılan bir iş. Ya bunların hepsini siz çöpe atıp yani takımı sahadan çekiyorsunuz. Yani bu şeye benzetiyorum ben. Dün öyle bir düşündüğümde aklıma geldi. Yani şimdi bir uçak düşünün. Bir pilot, tamam siz pilotsunuz. Havadayken ya ben paraşütümü taktım, ben iniyorum kardeşim diyemezsiniz. Yani sizin sorumluluklarınız var. Taşıdığınız uçak var, içindeki yolcular var. Yani bu şekilde bir karar tabii İstanbulspor açısından çok maalesef bizim Türk futbolunun marka değerine korkunç zarar verecek bir hareket oldu. Hakem olayı yıllardır dile getirilen, insanların bazen akıllarından geçirdiği ama hiç bu kadar bariz bir şekilde fiiliyata geçmemiş bir durum ilk defa oldu. Çok acı bir şekilde oldu. Tabii bu durumda bu süreci yönetemeyen, biraz buna sebep olan, buna zaman zaman çanak tutmuş,
başkanlığı döneminde hakemler hakkında çok ağır ithamlarda bulunup birçok şey söylemiş. Federasyon başkanının bu saatten sonra tabii görevde kalması bence doğru değil. Ve benim tahminimde zaten bunun uzun soluklu olmayacağı, bu devre arasında mutlaka bir yerlerden bir müdahale geleceği ve bu federasyonun artık son günlerini yaşadığını ben düşünüyorum şahsen. Efendim, değerli yorumunuz için teşekkür ediyorum. Ben de aslında sizle aynı dileklerde bulunuyorum. Bizim de dileğimiz, evet, hem futbol sever olarak hem bir vatandaş olarak Türkiye futbol ikliminin bir an önce toparlanması, düzelmesi, hem yönetimsel açıdan hem camialar açısından bir rayına oturması hepimizin dileği, sizler gibi.